Bermuda Körfezi'nde bazı geceler bir ışık gösterisi izlenir. Güneş battıktan bir süre sonra suyun üzerinde ilginç ışıklar belirir. Bu ışıklar yüzeye çıkan dişi deniz kurtlarına aittir. Dişi vücudunda ürettiği iki kimyasal sıvıyı karıştırır. Bu canlı da mucizevi bir şekilde kimyasal yollardan ışık üretmeyi bilmektedir. Ve sonuçta ortaya bu ışık gösterisi çıkar. Dişiler bu gösteriyi erkek deniz kurtlarının dikkatini çekmek için yaparlar. Küçük parlak ışıklar saçarak yaklaşansa erkek deniz kurdudur. On dakika sonra körfez suları ışık saçan yüzlerce dişiyle kaplanır. Eğer ay bulutların arkasından çıkar ve suyu aydınlatırsa, dişiler tekrar suyun derinliklerine dönerler. 20 dakika sonra gösteri bitmiştir. Işık üreterek haberleşen canlıların asıl merkezini görmek istiyorsak, yeryüzünün en karanlık yerine gitmek zorundayız. Okyanusun derinliklerine. Bu gördüğünüz denizaltı, yüzlerce metre derine inebilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Suyun 200 metreden daha derinine artık güneş ışığı ulaşamaz. Burası yeryüzünün en karanlık yeridir. Basınçsa deniz seviyesinin tam 20 katıdır. Bu şartlarda hiçbir canlının yaşamadığını düşünebilirsiniz. Oysa denizaltıdan dışarı bir ışık sinyali verildiğinde çok ilginç bir manzara ortaya çıkar. Bu gördükleriniz ışığa yine ışıkla cevap veren ve bu karanlık ortamda ışık üreterek haberleşen canlılardır. Bu canlılara yakından bakıldığında Allah'ın muhteşem yaratma sanatını görürüz. Kırmızı ışık üreten bu harika canlı bir tür deniz anasıdır. İşte bir başka deniz anası türü daha. Üzerindeki ışık süsleri adeta bir sanat gösterisi. Gerçek gösteriyi seyretmek için denizaltının ışıklarını söndürmek gerekir. İşte burada kendi ürettiği ışık dalgalarıyla parlayan muhteşem bir canlı. Buysa ışıklar saçarak yüzen bir başka deniz canlısı. Bu ışıkların ne anlama geldiğini hiç kimse bilmiyor. Bu canlılar birer deniz anasıdır. Vücutları jöle gibidir. Hiçbiri akla ve bilince sahip değildir. Bedenlerindeki ışıkların nasıl oluştuğunu hiçbiri bilemez. Bu denli karmaşık ve hassas sistemlere sahip canlıların tesadüflerle oluştuğunu düşünmekse tümüyle akıl dışıdır. Kuşkusuz bu canlılar
kusursuz bir tasarımla yaratılmışlardır. Dolayısıyla denizin yüzlerce metre derininde gerçekleşen bu ışık gösterisi bize Allah'ın sonsuz güç ve sanatını göstermektedir. Allah üstün ve güçlü olandır. Benzersiz yaratandır. Karada ve denizde olan her şey ona aittir. Sonsuz bir akıl ve bilgi sahibidir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir.